Gene biz. Evet ve Ormanya'nın en ünlü yerindeyiz şu anda. Bu Hobbit evleri falan var ya. Orayı bulduk ama Hobbit evleri diye aramayın. Keşfetmiş. Hobbit evleri diye aramayın, bulamazsınız. Orman köyü diye geçiyor burası. Bak şöyle bir tane. Gördüğünüz gibi burada bir tane böyle. Değirmen ev var. Aynı şekilde burada da var. Her yerde var. Yine fotoğraf, herkes geliyor. Fotoğraflar var. Geçelim. Bak şurada kırmızılı. Bak görüyor musun? Hem poz ver. Haydi. Pozumuzu alayım. Fotoğraf çekildiler. Çekildiler. Geçelim hemen. Pardon. Geçelim. Hemen geçelim biz. Şurada sarı evler. Ya arada çekiliyormuş gibi davranıyor. Ekran görüntüsü alacağız, ondan böyle yapıyoruz. Burada hiçbir zaman almadık ama olsun, elbet alırız. Gel kardeşim, yanına gel. Ondan sonra şuradakini de çekilmemiştik bak. Bak böyle, burada bir ev var. Tamam, buraya bak. Çekiyorum. Dağ evi gibi. Değil mi? Değişik. Bu taraftaki evleri de gösterelim. Her yer değişik. Bir de böyle dönelim. Çok kalabalık, hadi kaçalım buradan. Bunlar çekileceğiniz mi bunların? Evet, şuradan nereden vardı, niye çıkmadık ki geride? O şeye götürüyor ama bizi. Hayvanat Partisi'nin oraya. Biz nereye gideceğiz? Buradan mı buradan çıkacağız? Gideceğiz. Oradan geldik zaten. Var aşkım var. Sen bana sor Ormanya'yı ya. Ama de ki aşkım, de maskeni diyor, niye ters takıyorsun diye söyleme ama, tamam mı? Teli aşağı gelmiş çenemi. Sabahın köründe çıktık yola. Gittik Yuvacık Barajı'na. Sabahın körü mü? Körde gece işte. Gece yarısı çıktık. Gece yarısı çıktık yola. Gittik Yuvacık Barajı'na. Orada kahvaltı yapacaktık, yapamadık. Niye? Çünkü rezervasyon gerekiyormuş. Meşhur bir yer vardı. Gerçi meşhur değil, biz meşhur ettik onu. Meşhur edeceğiz daha doğrusu. İsim vermiyorum. Videodan sonra yorumlarda sorarsınız. Ondan sonra cuma. Aa sana bak, bu maske işi güzel ha. Şş, niye biliyor musun? Bak şimdi. Burada yanlış bir şey de söylesem ben buradan dublaj çakarım, anlamazlar. Aynen. Bak şimdi. Değil mi? Mesela sen şu an konuşuyor musun? Evet. Konuş bakayım. Hayır. Hayır mı? Evet mi? Takipçilerimizden birisi bizi çağırmış. Yuvacık Barajı'na gittiğimizde haber verseniz kahve ısmarlardık diye de. Bir dahaki sefere inşallah. Bizim de haberimiz yoktu. Bizim de haberimiz yoktu. Biz de saat gece 4'te uyandık. Dedik ne yapalım ne edelim, hadi dedim gidelim yürüyüşe. Nereye? Yuvacık Barajı'na. Oradan çıktık geldik. Kahvaltı yapacaktık, yapamadık. Orada kaldık değil mi? Evet. Kahvaltı yapamadık, sebebi rezervasyonla yapılıyormuş. Biz de rezervasyon yaptırmadık. Saat 7'de oraya vardık. Kafe kapalıydı ama şey açıktı. Bahçesi falan. Bayağı bir gezdik, dolaştık. Salıncakta falan sallandık. Her yerin videosunu, fotoğrafını çektik. Ondan sonra adamlar geldi saat 8.30'da. Dediler ki 9'da rezervasyonlarımız var ve full doluyuz. Eğer beklerseniz, hani rezervasyonlardan gelmeyen olursa 9.30 gibi sizi alabiliriz dediler. Biz ne yaptık? Tabii bizim her zamanki değerli. Aynen. Biz nakitti. Her zaman yaptığımız yaptık. Beyaz Su'da yaptığımız gibi oradan hemen kaçtık. Çünkü işimiz bitmişti. Biz oraya aslında kahvaltıyı yani yapmamızın sebebi oradaki şeyleri kullanmak değil mi? Konsepti. Evet. Ama baktık bize istemediler. Biz de yok, istemediğimiz yerde durmayız. Konsepti kullanmışken eve gelmişken bir de kahvaltı yapalım. İşte o muhasebet. Hani değsin dedik geldiğimize. Hem de kahvaltımızı yapalım dedik. Ama olmadı. Velaki. Bizi beklettiler. Dediler size arka tarafa atacağız. Arka taraftaki yerlerde yerseniz iyi dediler. Manzaralı yer vermediler. Biz de çıktık geldik Ormanya'ya. Burada güzel bir kafe bulduk. Antik Köfte diye bir yer. İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da yaşayan arkadaşlar için söylüyorum. İstanbul sosyal tesislerine benzer fiyatları var ve sistem aynı. Self servis. Gidiyorsunuz, paranızı veriyorsunuz. Sonra masanıza yemekleriniz geliyor. Kahvaltı taban 25 TL. Serpme kahvaltı geliyor. Güzel. Bir kişiyi çok rahat doyuruyor. Hatta artıyor. Normal yerseniz eğer. Ondan sonra şimdi Ormanya'nın içini geziyoruz. Piknik alanları var. Piknik alanları var şu anda. Şimdi şöyle bir gösterelim. Şöyle piknik alanları burada. Birisi drone uçuruyor sanki. Aynen. Bir drone da burada var.
Yani yakalarlarsa yasak. Aynen. Bakıyorum etrafa. Kim uçuruyor göremiyorum. Aynen. Şurada önümüzde. Bunlar izin almışlardır büyük ihtimalle. Yavrusu da ben de az önce çektim. Drone'la biz de çekim yaptık, çaktırmadık. He? O şeyi büyük olanı, benimki küçük olanı. Onunki şey, nasıl diyeyim sana? Nasıl be? Eşya taşıyabilir hani küçük ufak tefek şeyleri taşı altına bağlı götür. Yani 250 300 400 grama kadar götürür o. Taşır. Bizimki 200 gram taşıyor. 200 gram değil pardon 150 gram taşıyabiliyor. 200'de zorlanıyor. Yani orman yayı bitirdik.